Merhabalar arkadaşlar, evime mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte harika yine doğal bir tarif yapacağız. Evet görüyorsunuz, Rojda sen bunlarla ne yapacaksın dediğinizi duyar gibiyim. Sizinle birlikte bugün ev yapımı tahin yapacağız. Evet doğru duydunuz, bugün sizlerle birlikte tahin yapacağız. Ve o kadar nefis oluyor ki gerçekten bunu yaptığınız zaman dışarıdan aldığınız, fazlaca para verdiğiniz tahinleri artık almayacaksınız. Sadece bir maksimum yarım saatinizi ayırarak ev yapımı çok güzel bir tahin yapabilirsiniz. Hadi isterseniz başlayalım. Öncelikle ocağımı yaktım. Bir tava aldım. Teflon, granit hiç fark etmez ama teflon olursa, yani çelik olmasın çünkü dibine yapışır. 2 su bardağı kadar 200 milimlik bardak ölçüsüyle yaptım. Şöyle göstereyim hatta. 200 milimlik bardak ölçüsüyle bunun 2 tane dolusu susamımı, çiğ susam. Çiğ olduğu için de kavuracağım zaten. Ben susamımı özel olarak getirttirdim. Siz de güvendiğiniz bir yerden ya da güvendiğiniz bir aktardan getirtebilirsiniz. Artık internet alışveriş de çok yaygınlaştı. Her şey evimizde. Yani doğalını da bulup güzelce internetten sipariş verip kendimiz yapabiliriz. Ben susamımı Diyarbakır'dan getirttim. Orada çok ünlü bir baharatçı var. Bilenler bilir. Oradan getirttim. Birazdan zaten kavururken göreceğiz nasıl bir kıvama geldiğini. Dibi tutmaması için sık sık karıştırmamız gerekiyor. Orta ateşte güzelce kavuracağız. Daha önce de zaten simit yaptığımızda nasıl kavrulacağını göstermiştim. Oradan hakimseniz burayı atlayabilirsiniz. Kavrulunca o kadar güzel kokuyor ki. Şimdi diyeceksiniz ki Rojda kavurmadan yapamaz mıyız? Yapamazsınız. O lezzeti, gerçekten o güzel kavrulmuş kokuyu alamazsınız. Öncelikle bir güzel kavuruyoruz ve susamın kendi yağını salmasını bekliyoruz. Sık sık karıştırmanız gerekiyor. Başı boş bırakmayın. Çünkü susam çok çabuk kavrulup yanabilen bir şey. Güzelce hafif hafif pembeleştiğini görebiliyorum. İsterseniz arada şöyle darbeler de yapabilirsiniz. Altı üstüne gelecek şekilde. Kamerada görünüyor mu bilmiyorum ama şu kısım hafif hafif pembeleşmeye başladı. İstiyorsanız hızlanalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi susamımız çok güzel kavruldu. Her zamanki gibi kamerada tam olarak rengi çıkmıyor ama nefis oldu. O kadar güzel kokuyor ki. Şimdi susamımı ben şimdi altını kapatıp diğer işlemlere geçelim. Evet arkadaşlar, diğer işlemimize geçtik. Şöyle gördüğünüz gibi kavrulmuş susamım var. Bunu güzelce robotuma alabildiğince koyuyorum. Fazla koymuyorum çünkü yağ da koyacağımız için taşma yapabilir. Hemen hemen aynı kalsın istiyorum. İki seferde bitirelim. Şöyle benim 1 çay bardağı, yani 100 milim kadar zeytinyağım var. Zeytinyağımı ben ikiye böleceğim şimdi. Bir güzel üzerine akıtıyorum. Ve robotumu çalıştırıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oluşmaya başladı.
Baktım hacmi alabiliyor. İlk defa bu robotumla yaptım çünkü. Genelde büyük robotumla yapıyordum. Emin olamadım bunun hacminden. Baktım böyle robottan çekerken sıkıntı çıkartmadı. Biraz daha susamımı ilave ettim. Diğer kalan yağımı da ilave ettim. Ben zeytinyağı kullanıyorum. Siz isterseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Şimdi ben biraz daha zeytinyağı getireceğim ve bunu biraz daha robottan geçireceğim. İyice akışkan hale geldikten sonra ihtiyaç duyarsak biraz daha yağ ilave ederiz. Evet arkadaşlar, şöyle göstermek istiyorum. O kadar güzel kokmaya başladı ki. Şöyle birazcık daha robottan geçmeye ihtiyacı var. Benim robotumun gücü çok iyi değil. Benim büyük robotum yandı. Onun için idareten bir tane aldım. Bunun da gücü çok iyi sayılmaz. Sizin robotunuz daha çabuk yapabilir. Bakın daha pütürcükler var. Bu pütürcüklerin iyice minimuma inmesi için biraz daha robottan geçeceğim. Yağımı hazırladım. Ne kadar kullandığımı tekrar söyleyeceğim zaten size. Evet. Bir kaşık getireyim. Ben sık sık gösteriyorum ki tam böyle bütün aşamaları görün. Yoksa ben hiç açmadan direkt robottan çekip ara ara bir karıştırıyordum. O kadar. Şimdi tekrar robottan çekelim. Evet arkadaşlar, tahinim çok güzel oldu. O kadar güzel kokmaya başladı ki şöyle göstermek istiyorum size. Şimdi ben burayı toparlayayım, tam olarak göstereyim size. Evet arkadaşlar, şöyle minicik göstermek istiyorum. Biraz yağ ilave edebilirsiniz dedim ama benim susamım çok güzel böyle sulandı. Hiç gerek kalmadı. Siz gerek duyarsanız yedekte yanınızda zeytinyağı bulundurun. Bakın. Ve kullanın. 2 su bardağı susam. 1 çay bardağı zeytinyağı kullandım. Ben hakiki zeytinyağı kullandım ama siz isterseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Benim gibi çocuklarına yedirdiklerine fazlasıyla pimpiriklenen anneler için harika bir tarif oldu. Bakın. Bu hafif pütürcükler sizi yanıltmasın. İsterseniz siz biraz daha robottan çekebilirsiniz. Ama benim artık bu tarifi bitirmem gerekiyordu. Şöyle yüzeysel bakarsanız. Şöyle. O kadar güzel, o kadar pürüzsüz duruyor ki. Ben size burada bir karışım yapmak istiyorum şimdi. Daha sonra bunu biz güzelce kavanozumuza yerleştireceğiz. Şöyle. Tahin pekmez karışımını severlere gelsin. Çok güzel oldu. Gerçekten o kadar nefis kokuyor ki. Kamerayı durdurup şöyle bir tadına baktım. Nefis. Siz isterseniz böyle pekmezle de karıştırıp ekmeğinize sürebilirsiniz. Çocuklarınıza yedirebilirsiniz. O kadar güzel bir tarif oldu ki gerçekten mutlaka denemenizi istiyorum. Çocuklara ekstra faydalı bir şey yedirmiş olursunuz. Şimdi ben bunun üzerine biraz da ceviz dökmek istiyorum. Gökten ceviz yağmış gibi oldu ama idare edin artık. Hızlıca bu tarifi de sizinle paylaşmak istediğim için arada kusurlarım olmuş olabilir. Lütfen en güzel şekilde her şeyi evimizde yapalım. Her zaman söylüyorum. Çok dikkat ediyorum ben buna. Sizin de dikkat ettiğinize inanıyorum. Yani çocuklar olduktan sonra anneler zaten biraz daha hassaslaşıyor. Biz bunu biliyoruz. Daha da denemelere devam edeceğim. Çok da tarifim var. Allah nasip ederse hepsini de sizinle paylaşacağım. Şöyle. Güzel bir kavanozuma koyuyorum. Gördüğünüz gibi bu küçük kavanoza yarım kiloluğun bir küçüğü kavanoz. Kamerada tam belli olmayabilir. Şöyle. Doluluğunu göstermek istiyorum size. Bakın çok güzel oldular.
Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup abone ol düğmesinin yanındaki zili de açarsanız tariflerimi paylaştığım an hemen size bildirim gelecek. Kendinize çok iyi bakın. Tarifimi beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı unutmayın. Mutlaka deneyin. Denediğiniz zaman da deneyiminizi benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.